arkadaşa oy kollamayı sordunuz. Bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bütün peygamberlerin dünyaya geliş amacını bize Kur'an'da haber veriyor. Allah Subhanahu ve Teala Nas suresi 36'da şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ بَعَثْتَ فِي كُلِّ يُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْ بُدَى بَشْتَبُنِ تَغُوتُ Ant olsun, kasam olsun, yemin olsun. Her kavme peygamber gönderdim. Tağutu inkar edin, sadece alemlerin Rabbine iman edin. Bakara suresi 256 Allah-u Alem yanılmıyorsam diyor ki dinde zorlama yoktur. فَمَنْ يَكْفُرْ بِتَغُوتْ وَيُمِّنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Dinde zorlama yoktur. Her kim tağutu inkar edip alemlerin Rabbine iman ederse o kopması bilmeyen sabah sağlam bir kulpa yapışmıştır. Kopması bilmeyen bir zincir. O da tevhid ağacıdır. Tevhid zinciridir. Dalları göğe kadar uzanıyor. Onun damarı da Allah'ın izniyle toprağı bile kuşatmıştır. Konunun başını biz anlatmasak, direkt uyma meselesine gidersek yanlış anlaşılıyor. Biz neye iman ediyoruz? Biz kimin emir ve yasaklarına göre bir hayat sürdürüyoruz? Allah subhanahu ve teala bizim lavaboya gidişimizden, hatta Allah Resulü diyor ki yemeği sağ elle yiyin, lavaboya sol ayakla gidin, çıktığı zaman da sağdan çıkın. Maide suresi diyor ki 3. ayette اَلْيَكُمَ الْيَوْمَ اَكْمَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Yani bugün din kemale ermiştir. Yani dinden bir eksiklik kalmamıştır. Yani Allah subhanahu ve teala diyor ki senin dünyaya geliş amacın tevhiddir. Senin görevin nedir? Alemlerin Rabbinden gelen bir ayeti sen arkadaşlarına, çevrene, akrabana, komşuna, eşine ve şuna anlatacaksın. Hiçbir ateist kavme peygamber gelmedi. Bizatihi rububiyeti alemlerin Rabbine veren, uluhiyette Allah'a şirk koşan kavimlere geldiler. Bu kardeşlere sorun. Yerin göğün Rabbi kimdir? وَلَاِنْ سَأَلْتَوْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki yerin göğün Rabbi kimdir? Arzın ve yerin Rabbi kimdir? Hepsi sana Allah diyecekler. Yani rububiyette kimse demez iki tane ilah var, başka ilah bunu idare ediyor. Rububiyeti Allah'a veriyor. Yani rızık veren, seni yaratan, seni gözeten ama uluhiyette alemlerin Rabbine şirk koşuyor. Allah subhanahu ve teala diyor nasıl rububiyeti bana veriyorsan uluhiyet sıfatı da bana vermen gerekiyor. Çünkü Mekkeli müşrikler kardeşim onlar hakkında ayet iniyor. Diyor ki ayet-i kerimede Estaizu billah وَلَاِنْ سَأَلْتَوْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Sen onlara desen ki yeri göğü kim yarattı? Güneşi ve geceyi kim ihya ediyor? يَقُولُونَ اللّٰهُ Sana Allah diyecekler. Peki kardeşim başka bir ayette diyor ki Allahu Alem Tövbe suresi 31. ayette olacak. Yanılıyorsam alemlerin Rabbi beni affetsin inşallah. Diyor ki onlara söylesen sizi yaratan kim? Diriden ölüyü, ölüyü diriden çıkartan kim? Sana Allah diyecekler. O zaman diyor ki وَمَنْ يُدَبِّرُ اَمْرَ فَسَيَقُولَ اللّٰهُ Bütün işleri idare eden kim? Sana yine Allah diyecekler. فَقُولْ اَفَلَا تَتَّقُونَ De ki o zaman sakınmaz mısınız? Madem ki yerin ve göğün yaratısı alemlerin Rabbi ise, madem ki bizi yaratan, bizi gözeten, bize kanun çıkartan alemlerin Rabbi ise, biz nasıl rububiyeti ona veriyorsak, işte uluhiyeti ona vermemiz gerekiyor. يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهُ مَا لَكُمْ لَا خَيْرُ Ey kavmim, ey aşiretim, sizin Allah dışında ibadet edeceğiniz hiçbir ilah yoktur. Sadece kulluğu ona yapın. Peki ateist bir kavme der mi ki gelin Allah'a kulluk edin? Hayır. Bütün müfessir alimleri diyor ki, demek ki Allah'a iman eden, çünkü Rum suresi 31 ayette Yüce Allah diyor ki, فَاقِيمْ وَجَكَ لِلْدِينِ حَنِفًا فَطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Biz bütün insanları tevhid ve İslam fıtratı üzerine yarattık. İşte dozdoğru yol budur. Fakat insanların çoğu bunu biliyor. Diyor ki işte zalikel dinul kayyum. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik bulamasın. Oy meselesine gelince kardeşim. Biz nasıl rububiyeti alemlerin Rabbine veriyorsa uluhiyeti de ona vermemiz gerekiyor. Uluhiyet nedir? İsim ve sıfatlarda Allah'ı birlemektir. Sizin tanımladığınız şekilde öyle bir parti yok. Şimdi öyle bir parti olmayınca da oy kullanmasak şu adam daha kötü diyorsun. Gelse bu ülkeyi mahveder diyorsun. Ama şu da gelse en azından daha iyi olur diyorsun. Ona oy vermek daha mantıklı olmuyor mu? Şimdi dedik ya Nas suresi 30'da diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْتَ فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي بُدُرَ وَاشْتَبُنِ تَقُودُ Şimdi biz Allah'a hamdolsun biz delillerimizi Kur'an ve sünnetten getiriyoruz. Yani biz babamızın bize getirdiği bir din veya diyelim ki bir delil üzerine konuşuyor. İşte benim hocam böyle söylemiş, benim atam böyle yapmış, benim babam söylemiş. Çünkü اَلْيَوْمَ اَكْمَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Din kemale ermiştir. Bizim hiçbir yerden delil getirmemize gerek yok. Kur'an, alemlerin Rabbinin sözü ve onun biricik elçisi alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öne getirmemiz gerekiyor. Allah Subhanahu ve Teala diyor bize tağutu inkar edin. Biz tağutun arasından kötü nesili seçemeyiz. Biz toptan onları inkar etmemiz gerekiyor. Onlardan teberri etmemiz gerekiyor. Kötünün iyisi olmaz diyor. Kötünün iyisi olmaz. Mesela örnek veriyorum abi. Şimdi burada bir yılan ve akrep olsa desek ki kardeş şimdi yılan ve akrep var. Yılanın zehri akraba göre daha azdır. Önce akrebi öldürelim. Ondan sonra yılanı öldürelim. Dersek. Seni soksun yasa bu mu? Aynen ya abi. Kalsa. Kardeş biz akrebi öldürelim. Akrep bir defada öldürür ama yılan bir defada bizi soksa belki kurtulma şansımız var. Biz tağutun arasında ayrım yapamayız. Biz onlardan teberiyiz, onlardan beriyiz yani. Çünkü bu bizim imanımızın bir gereğidir. Yarın öbür gün mesela ayet diyor ki Estaizu billah يَوْمَ يَفُرُ الْمَرُ مِنْ اَخِي وَاُمِّي وَاَب Kişi kıyamet günü
subhanallah, eşin ne kalacak, çocuğun ne kalacak, babasının ne kalacak? Çünkü herkesin kendine göre bir derdi, bir sıkıntısı vardır. O gün ne mal fayla verir, ne mal kardeşim. Şu anda biz evet yaşıyoruz. Allah subhanahu ve teala diyor ki اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Biz imtihana diyoruz. Hanginiz kazanacak, hanginiz kaybedecek? Şimdi biz bir imtihandayız kardeşim. Biz bugün buradayız. Vallahi yarız biz alemlerin Rabbine hesap vereceğiz. Ve öyle bir Rab'la karşı karşıyayız. El-Kahar sıfatı var. İstediğini zorla yapıyor. Mesela ölüm Allah subhanahu ve teala'nın kahar sıfatının bir tecellisidir yani. O gün alemlerin Rabbine arz olacağız. Alemlerin Rabbi ey falan oğlu falan gel bana hesap vereceksin. Şu anda bizi alıp iki ifade ağzımıza alan gittiğimiz zaman böyle ter ter titriyoruz. O gün polise giderken. Yani bugün o gün yani hesap vereceğimiz alemlerin Rabbidir yani. O gün ne dost var ne yardımcı var kardeşim. Yani vettakû levme ya teczi nefsün en nefsü şeye. Öyle bir günde sakının kimse kimseye fayda veremeyecek kardeşim. Hiç kimse kimseye fayda veremeyecek kardeşim. Onun için biz dinimizi araştırmamız gerekiyor abim benim. Yani biz saptırıcı liderleri, önderleri tek etmemiz gerekiyor. Biz sahih kaynaklara başvurmamız gerekiyor. Elhamdülillah Kur'an değiştirilmemiş. Kur'an önümüzdedir. Değiştirmeye çalışıyorlar. Diyanet hocaları olsun, diyanet imamları olsun. Allah subhanahu wa ta'ala onları da el-hadis sıfatıyla onları ıslah etsin. Allah azze ve celle tez zamanda dinini dünyaya hakim kılsın. Tabi Allah'ın dini de böyle şerefli bir din olduğu için böyle batıl bir yolla Allah'ın dini hayata hakim olmaz. Çünkü bizim için Allah'ın peygamberi örnek vardır. Yüce Allah diyor ki ayette اِنْ كُنْتُمْ تِحِبَنَ اللّٰهِ فَتَّبْعُنِكُمُ اللّٰهِ. De ki Allah'ı seviyorsanız peygambere uyun ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah günahınızı affetsin çünkü gafur ve rahimdir. O zaman biz Allah Resulüne gideceğiz. Allah Resulü modendir, serderdir, seroktur, liderdir. Bizim başka lidere ihtiyacımız yok. Bizim başka anayasaya ihtiyacımız yok. Kimse bizim adımıza kalkıp anayasa çıkartmasın. Allah subhanahu ve teala 1450 sene önce anayasayı getirmişti kardeşim. Anayasaya ihtiyacımız yoktur. Onlar ne kadar hüküm verseler biz alemlerin Rabbine sığınıyoruz. Alemlerin Rabbi diyor ki nahnu akrabu ilehi min habli verid. Ben sana yakınım şah damarından. Ve izâ sâleke annî fe'annî karibun. Dua ettiği zaman ben sana icabet edeceğim. Biz Allah'a sığınıyoruz. Biz o el-selamdır. Allah subhanahu ve teala bizi onların şerrinden korusun. Allah subhanahu ve teala bu kardeşlere de hidayet versin. Mesela çoğu belki dinini bilmiyordur. Belki atasını takip ediyordur. Allah subhanahu ve teala için ben onlarda inşallah dua edeceğim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesine razı değiliz. Çünkü kardeş o gün Allah'ın azabı çok çetindir. O gün ebedi bir azap vardır. Hiç kimse kimseye fayda vermeyecektir. O gün evladın, anaya, babanın bir faydası yoktur. يَوْمَ يَفُرُ الْمَرُوا مِنْ اَخِي وَاُمِّي وَاَبِي وَصَيْبَتِي وَبَنِي. O gün annesi ne kalacak çocuk? O gün babası ne kalacak? Eş, na'uzu billah bugün tırnağına bir karama olduğu zaman dünyaları yıkmaya çalışan o bizim bacımız o gün alemlerin Rabbine çocuğunu fidye olarak verecek. Yaşadığımız şu saatler oradaki yerimizi belli edecek abim benim. O gün ölüm yoktur. Hiç kimseye ölüm yoktur kardeşim. O gün El-Malik sıfatında bir tane Allah'ın meleği var. Allah subhanahu ve teala onlar razı oldu bizden razı olsun inşallah. O gün cehennem meleği diyor ki ey Malik Rabbine temenni et ki bize bir ölüm versin veya bize bir istirahat versin. Diyor temenni etmeyin ölümü bir defa. Diyor 100.000 defa, 200.000 defa, 3 defa diyor ölümü temin edin kardeşim. Ya subhanallah en ufak bir ateşi elimize yaktığımız zaman vallahi kardeş hiç kimse bu ateşe dayanamaz. 5 dakika sobanın önünde durduğu zaman hemen sıkılıyorsun, hemen korkuyorsun Allah'ın azamından ve o gün devam eden subhanallah yani sonsuzluk sayısı matematikte sonsuzluk sayısı böyle akıl erdiremiyor. Yani sonu yoktur yani. O gün sonsuz bir azap var. İşte abi biz önderimizi takip ettiğimiz kişiyi Allah'ın kitabına göre teraziye koymamız gerekiyor. Çünkü Allah subhanahu ve teala bize akıl vermiş. Bize fıtratımızı tevhid üzerine yaratmış. Bizim atamız, bizim liderlerimiz veya takip ettiğimiz hocalarımız neuzübillah bizi bu fıtratı bozuyor. Yoksa bu fıtrat elhamdülillah tevhid üzerine yaratılmış. Bu fıtrat temizdir. Allah subhanahu ve teala bizi onların şerrinden korusun. Yeryüzünde Allah'ın dini için mücadele eden bütün insanları Allah subhanahu ve teala kendi kanında bir yardım indirsin inşallah. Yeryüzünün doğusunda ve batısında Allah'ın dini için işkence çeken, Allah'ın dini cezaevine giren bütün muvahhidlere kendi kanında bir yardım, bir destek versin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. İnşallah bu şekilde abi. Yani oy kullanmak bir tevhid ehli Müslüman. Allah'a iman etmiş bir Müslüman. Çünkü oy kullanmak ibadettir. Nasıl ki namaz ibadetse oy kullanmak da. Çünkü Yüce Allah diyor ki Yusuf 40'ta hüküm yalnız Allah'ındır. İnül hükme illallah. Biz beriyiz kardeşim. Biz partilerden beriyiz. Biz kesinlikle beriyiz kardeşim. Çünkü bizi kimse Allah'ın kitabına göre yönetmiyor. Biz adam beriyiz, beden beriyiz. Alemlerin Rabbi kıramıyorum. Allah subhanahu ve teala el-hadis sıfatıyla onları hidayet etsin inşallah. Yaratan kimse kanun çıkartma da hakkı da onundur. Kim gezegene hükmediyorsa kanun da o çıkartır kardeşim.